Eurovision'a kamuoyunun ilgisi azaldıkça tanınmış şarkıcı ve gruplar da yavaş yavaş yarışmadan ellerini çekmeye başladılar. Türkiye elemeleri giderek bir amatör beste yarışması havasında geçer olmuştu. Çarpınca bardak devrildiğim masaya. Hamburgeri ısırırken çarpınca bardak devrildiğim masaya. Dedi garson. Bir elemelerinin ilgi çeken gruplarından biri Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Erdal ve Candan Erçetin'in oluşturduğu grup 4x1'di. Hey sen, yaşamayı bir bilsen. Hey sen, mutluluğu öğrensen. Hey sen, insanları çok sevsen. Bir aşk sanki en güzel anda uçacakmış gibi seviyor oysa bunu hatırla. Renkli bir grubun seslendirdiği hareketli bir şarkı 1991 Türkiye elemelerinin galibi oldu. Eski şarkıları çağrıştıran 2 dakikayı Şevket Uğurluer bestelemişti ve Can Uğurluer, İzel Çeliköz ve Reyhan Karaca'dan kurulu üçlü seslendiriyor. Ben halk jürisinin beğeneceği tarzda bir beste yapmaya çalıştım. Yani halk jürisi vardı o zaman çünkü bölgelere bağlanıyordu telefonla. Halk jürileri oy veriyorlardı ve birinci öyle seçiliyordu. Matematiksel bir beste yaptım açıkçası. Kazanacağıma emindim diyeyim. Yani biraz belki şeylik oluyor bu ama dolayısıyla besteyi yaptım ve şarkıcıları tespit ettim. Oğlum tabii Can Uğurluer. İzel'i çağırdık. Reyhan'ı çağırdık. Reyhan Karaca'yı, İzel Çeliköz'ü. Onlar da kabul ettiler. Aysel Gürel de sözlerini yazdı ve 2 dakika ortaya çıktı. Eurovision'a 5 sene üst üste katıldım. Ve nihayet sevgili Can ve Reyhan'la birlikte 2 dakikayı seslendirerek ülkemize temsil etme hakkına sahip olduk. Bunu hatırla. Yine yıllar geçecek aslında. Yaşa yeter ki gidene aldırma. Doya doya. 2 dakika. Sana bana aynı şey. Türkiye elemelerine canavar gibi hazırlandık. İlk kura çekimi vardı. İşte kimle kaçıncı sırada yarışacak? Heyecanla bekliyoruz. İlk hatırladığım bu mesela. Şevket Uğurluer geldi. Dedi ki çocuklar size bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haberim 1 numarada yarışacağız. Biz tabii çok kötü. Eyvah dedik bir ilk sırada çıkmak çünkü o senelerde en korkuncuydu. Çünkü 16 tane yarışmacı varsa ilk çıkan hep unutulurdu. Eyvah dedik ki baştan kaybettik %50 şansımızı. İyi haberim de birinci olmak her zaman için, bir ilk yarışmak ve son yarışmak her zaman için çok daha avantajlıdır demişti. O laf hiç kulağımızdan silinmemiş bir lafıdır. Hakikaten de haklı çıktı. Çok heyecanlıydı. İzel, Can, Reyhan sahneye çıktık. O zaman halk oynaması vardı. Şehirlere bağlanılıyordu. Ve aynen Eurovision'daki sistem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 şeklinde puanlar verilerek birinci seçiliyordu. Birinci seçildik.
inanamıyoruz. Yani nasıl gidiyoruz dedik. Roma'ya gidiyor. Bir de Roma'da yapılıyor. Yani bu Sanremo yarışmalarını çocukluğumdan beri seyrederim ve onların sahnesine hayranımdır. Işığına. Ve oraya gidiyoruz. Roma'ya, Eurovision'a gidiyoruz. İnanılmaz bir şey bu. Tabii ki en heyecanlı yeri o telefon bağlantılarının olduğu zaman işte puanlamalar belli oluyor. Biz böyle titri yaprak gibi titriyorduk Can, Reyhan ve ben. Ya o heyecanı herhalde daha sonra o şekilde yaşamadım diyebilirim. O çok farklı bir şeydi. Türkiye 7 puan. 7 punti per la Turquia. Bülent Osman o zaman bizim başımıza büyük olarak gelmişti. İlk İtalya'ya, Roma'ya adımı attığımız gün dedi ki çocuklar iki tane şey önem vereceksiniz. Bir tanesi pasaportunuzu kaybetmeyeceksiniz. Kaybederseniz ben de sizi kurtaramam. Konsolosluklarla geçer bütün ömrümüz. İkincisi bütün paranızı içinize taşıyın. Yani boynunuza asacağınız herhangi bir yerde taşıyın. O gün biz deli gibi hiçbir şey anlayamadık. Pasaportumuza sahip çıkacağız, paramıza sahip çıkacağız. Bütün gün dışarılarda gezdik, basınla röportajlarımız oldu. Akşam otele döndüğümüzde Bülent abi iki elini başını kalkamadırken gördüm. Ne oldu Bülent abi? Pasaportumu çaldılar. Roma'da kaldığımız otelin hemen 100 metre karşısında Luna Park var. Yani bir gece işte bütün ekip gidelim. Boş gecemiz, ne yapalım gidelim dedi. Fakat aradan otoyol geçiyor. Bir türlü alt geçit, üst geçit bulamıyoruz. O gece vazgeçtik. Ertesi gün gündüz gözüyle arandık. Gene bulamadık. Ondan sonraki gece hadi gidelim dedik. Ya nasıl dedik? Öyle böyle ya dedik. Yani trafiği kollarız, otoyoldan geçeriz. Aşağı yukarı 10 kişilik ekip. Hafif böyle bir derde rampa çıktı. Yani otoyol zeminden biraz yüksekliğinde bir 2-3 metre. Ve biz otoyoldan şey halinde, sıra halinde geçerken bir arkadaş dedi ki yani hiçbir şey üzülmem de şurada ezilirsek 10 tane Türk otoyolda ezildi diye rezil oluruz bütün Türkiye deyince herkesin sinirleri boşaldı ve otoyolun üstünde çöktü yani. Zor kaldırıp karşıya geçtim çünkü arabalar da geliyordu. 2 dakika 44 puanla 12. sırada yer aldı.